Artık bu fani alemden ayrılma vakti gelmiştir. Bana ne verilmiş ise hepsini sana verdim. Ankara'ya git. Halkı irşad eyle. Kutlu fethe hazırla bu milleti. Yanına Yusuf'umla Bedrettin'i al. Sana bir müjdem var. Sen de vakti gelince sahibine ver o müjdeyi. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Diriyiz, daim ölmeyiz, karanlıklarda kalmayız, çürüyüp toprak olmayız. Bize gece gündüz olmaz. Bizans sarayıma hoş geldin bey. Hoş bulduk imparator. Senin neden buraya davet ettiğimi merak ediyorsun değil mi? Evet. Seninle ortak taraflarımız çok. Ben Osmanlı'dan nefret ediyorum, sen de. Bir Türksün ama Osmanlı'yı hiç sevmiyorsun. Onun için seni seçtim. Osmanlı'yı kalbinden hançerlemek için. Osmanlı'yı hiç sevmeyen bir Osmanlı beyi lazım bize, yani sen. Neden yardım edecekmişim size? Neden mi? Çünkü küçük bir beysin. Eğer bize yardım edersen Amasya'nın, Ankara'nın değil Anadolu'nun sultanı yaparım seni. Nasıl? Birlikte Osmanlı'yı yıkacağız. Akın akın geliyorlar Orta Asya'dan, çoğalıyorlar, güçleniyorlar. Onları durdurmalıyız. Eğer durduramazsam Bizans'a kadar gelecekler. Yardım et bize. Halkını ez, alimlerini sustur. Ben koca Bizans'ın imparatoru sana söz veriyorum. Seni Anadolu'nun sultanı yapacağım. Al bu hançeri ve sen de söz ver bana. Söz veriyorum, Osmanlı'yı kalbinden hançerleyeceğim. Hazırladın mı vergini? Yok,
Yok ki. Ne demek yok? Benim hiç param yok. Ne demek yok? Öldürünceye kadar da ölür. Demek paran yok ha? Bırakın, bırakın babamı. Ne? Allah'ım babanı. Kim bunlara yardım ederse hepsini öldürürüz. Kim bu? Bu bizim eski müderris Nomar efendi. Ya Ankara'ya döndü demek. Devam ediyor. Devam, evet. Biz ya, yardım edin. Yavaş, yavaş. İşe buradan başlayacağız. Baba ocağından. Topraktan başlayacağız. Hak Teala'nın izniyle. Ne oldu efendim? Gidin, başımda yok bir şey. Gidin. Gidin. Ne oldu beyinize? Bilmem ki. İçin çalışır olduk. Kazandığımız ona gidiyor. Zulüm bu. Bir çare bulmalı. Çare dağa çıkmak. Dağa çıkmaya lüzum yok. Ankara'ya merhamet geldi. Hacı Bayram geldi. Kim kim? Hacı Bayram Veli Hazretleri. Etraf sahtekarlardan geçinmiyor. Sen birini dağa mı çıkarıyorsun? O başka. Onun her şeyini biliyorsunuz. Hemşehriniz o sizin. O büyük bir insandır. Hamidi Aksaray'ı Hazretleri onu mübarek bir işe vazifelendirmiştir. Size Allah'ın izniyle yardım edecektir. Gönlünüzü ferah tutun. İnşallah. Allah'ım. İnşallah. Belki de doğrudur. İnşallah. Çalabım bir şar yaratmış iki cihan arasında. Bakacak lider görünür ol şarın kenarisinde. Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taş ve toprak arasında. Ol şardan oklar atılır, gelir ciğere batılır. Arifler sözü satılır ol şarın pazaresinde. Şakirtler taş yonarlar, yonup üstada sunarlar.
Çalab'ın ismini anarlar o taşın her paresinde. Bu sözü arifler anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Hacı Bayram kendi banlar o şarın minaresinde. Ucuz mallarım var, ucuz bunlar, ucuz mallarım var. Yok mu alan, ucuz mallarım var. Has dokuma bunlar, has dokuma, evet. Ses seç al, güzel mallarım var, ucuz mallarım var, yok mu alan? Has dokuma bunlar, has dokuma! Çekin gidin başımdan, size satacak malım yok benim! Baba, hançer ne güzeldi benim! Evet! Hey, bırak onu bakayım! Hadi çekip gidin buradan! Al başına çalmayın. Oo, ne demek istiyor bu bak, pis yörükler şunlara bak. Hoş bulduk Hasan dayı. Ne bu hal? Çiftçiliğe mi başladın? Öyle sayılır. Hey gidi hey! Nereden nereye? Şu küçücük köyden çıktın, koskoca medreselere müderris oldun. Sonra işittik ki bir dervişe hizmetkar olmuşsun. Şimdi de köye döndün ha? Ama bu köy artık senin bildiğin köy değil. Yıldırım Han Timur'la harp tuttu. Kardeş kanı aktı buralarda. Her şey değişti. Beyler zalim, ahali perişan. Kimse de ümit kalmadı. Aha bak tarlalar çorak. Sen bu toprağı mı işleyeceksin? Şuna bak. Sabahtan akşama böyle yatar durur. Burada herkes onun gibi. Allah izin verirse her şey yoluna girer. Bu millet bir olur toparlanır. El birliğiyle bu devlet Bizans'a yürür. Ta Bizans'a. Şu asa bir gün yeşerirse senin dediğin de belki olur. Neyse, hadi kolay gelsin. Güle güle Hasan Bey, güle güle. Ne duruyorsunuz burada miskin miskin? Moğollardan sonra şimdi de bu yörükler işgal edecek topraklarımızı. Buna bir son verelim. Gidip obalarını başlarına yıkalım. Hadi gidelim. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. Hadi yürü. Hadi. Durun kardeşlerim. Sevgili peygamberimiz de ashabıyla birlikte göç etmek zorunda kalmışlardı. Mekke'den Medine'ye geldiklerinde Ensar onları misafir edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Ellerindeki her şeyi muhacirlerle paylaştılar. Kardeş oldular. Onlar muhacir, bizler ensar gibiyiz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Tefrik yapmayalım, bir olalım. Gelsinler, daha çok gelsinler. Birleşelim, kuvvetlenelim. Hatırlayın ki muhacirin ve ensar kafirin üstüne birlikte yürüdüler. Mekke'yi mükerremeyi fethettiler. Ama topraklarımız çorak, bize bile yetmiyor. Onları nasıl misafir edelim? Rızkı veren Allahu Teala'dır. Kula düşen çalışmaktır. Toprak hepimize yeter. Elinde mahareti olan zanaatla, bileğinde kuvveti olan toprakla,
Sermayesi olan ticaretle uğraşsın. Çalışalım. Durmadan, yılmadan çalışalım. Allah çalışanı sever. Dinimiz için, dünyamız için çalışmalıyız. Müslüman çalışır. Müslüman çalışkan olur. Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri kör eder, yanıltır. İyi bilin ki öfke düşünceyi daraltır. Sonunda insanı yanıltır. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Boş durmayın. Çalışın. Çalışanları Allah sever. Boş gezenler, zengin bile olsalar, yoldaşları şeytan, kalpleri şeytana konaktır. Köpekler içsin pis ayranını! Beyimizin mezrasına izinsiz gelip konakladınız! Konaklama vergisi almaya geldim! İnsan gibi isterseniz her şeyimizi veririz! Ama bu hal yiğitliğe sığmaz! Bize ders değil, akça lazım! Hadi pis yürük! Babam da misafir olmasaydınız... ...size gününüzü gösterir. Hadi göster bakalım! Obalıza dışarı atın! Aptallar. Beceriksiz herifler. Bir çapulcudan vergi alamadınız. Yazıklar olsun size. Bugüne kadar boşuna beslemişim sizi. Yarın hem obadan hem de çarşıdan vergi alacaksınız. Hadi yıkılın şimdi karşımdan. Hırsızlık neymiş görsün. Durun. Alacağı dersi aldı. Yeteri kadar hırpalandı. İsteseydi verecektim. Aç mısın yavrum? O çocuğun ihtiyar bir ninesinden başka kimsesi yoktu. O ekmeği yatalak olan ninesine götürecekti. Suç işlemek değil... İyilik yapmak istiyordu. Ama bilmiyordu. Çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Kardeşlerim, helal olan kazancınızdan dullara, yetimlere sadaka verelim. Amenna. Lakin bütün kazancımızı beyin adamlarına haraç veriyoruz. Bundan böyle vermeyin. Ama öldürürler bizi. Allahu Teala dilemezse olmaz. Siz vermeyin. İçecek suyunuz, yiyecek ekmeğiniz kesilmemişse hiç kimse durduramaz. Vadeniz gelmemişse, bütün dünya bir araya gelse bir şey yapamazlar. Efendi Hazretleri, beye haraç vereceğimize size verelim. Siz bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtırsınız. İhtiyaç sahiplerini düşünmek ne güzel. Elbette.
Kardeşlerim de gelir, sizden sadaka toplarız. Olur mu efendim? Biz kendi aramızda toplar, size takdim ederiz. Bu nefsimize hoş gelir. Bizse nefsimize zor geleni yapmak isteriz. Buyurun namaza gidelim. Almaya gelirse vermeyeceğiz. Doğru, tamam mı? Hadi bakalım, vergi almaya geldik. Haraç desene şuna. Ne? Siz haraç almaya geldiniz ama biz vermeyeceğiz. Ne oldu bunlara? Ders istiyorlar anlaşılan. Şuran! Dokunmayın onlara. Ne istersiniz? Beyin emridir. Vergi vereceklerdi, vermiyorlar. Vergi her zaman alınmaz. İyi ama bey öyle emreder. Hadi yiğitler, gidin. Beyinize selam edin. Yaptığı iş yanlıştır. Kimseye zulmetmesin. Adil olsun. Hadi. Sen kim oluyorsun da işimize karışıyorsun? Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Efendim. Hoş bulduk bey. Çadıra buyurun. 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 Oğlum, aydan getirin misafirlerimize. Allah razı olsun. Buyurun, bizden istediğiniz nedir? Sizi ziyarete, sizinle sohbet etmeye geldik. Ne haldesiniz bilelim dedik. Bir ihtiyacınız var mıdır? İhtiyacımız tatlı sözle güler yüzdü. Onu da gösterdiniz elhamdülillah. Göçersiniz. Öyledir. Konacak mısınız? Yok. Düşünmeyiz. Yatuk olmayız biz. Konmak gerek bey. Bir dal bulup konmak, yuvalanmak, kök salmak, tomurcuğa durmak gerek. Hepimiz göçerdik. Biz edemeyiz. Hem yatuklar bize iyi gözle bakmazlar pek. Hepimiz kardeşiz. Bir olmak gerek. Birlikten kuvvet doğar. Konun buraya. El birliğiyle yeşertelim tarlaları. Bir arada olalım. Çocuklarımızı okutalım, güçlenelim. İyi dersin ama olmaz şeyi dersin. İnşallah olur bey. Allahu Ekber. Adalet güzeldir ama sultanlarda olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir ama zenginlerde olursa daha güzeldir. Sakınmak güzeldir ama
fakirlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir ama kuvvetli de olursa daha güzeldir. Tevbe güzeldir ama gençlerde olursa daha güzeldir. Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha güzeldir. Hacı Bayram mı? Hacı Bayram da kim? Bir halimmiş, bir sürü adamı var. Hepsi üzerimize yürüdü, bir şey yapamadık. Yazıklar olsun size. Bir avuç miskin dervişle baş edemediniz. Ama ben bilirim yapacağımı. Ne olmuş buraya böyle? Her şeyi dağıtmışlar. Bu yay yörüklerin değil mi? Evet, bu da onların. Pis yörükler. Hemen kadıya gidelim. Geldiniz. Seni ve çaldığın hançeri almaya geldik. Ne hançeri? Şikayet var, obayı arayacağız. Peki, arayın. Buyurun. İşte çavuşum hançer. Bağlayın. Zincirleyin, götüreceğiz. Hançeri sen mi çaldın? Hayır kadı efendi. Bu yay sizin mi? Evet. Ya bu börk?
bizim kadı efendi. O halde elin kesilecek. Üzülme evladım. Allahu Teala mazlumların yardımcısı. Babana hiçbir şey olmadan döner gelir inşallah. Hadi sen o bana. Niye bakıyor ya? Orada kimse yok ki. Hadi. Yürü. Yürü. Kadı efendi, asıl suçlu budur. Evet. Öyle mi? Hemen gidelim. Suçlu o değil. Büyülenmiş mi? Bir daha böyle bir saçmalık yaptığını görürsem değil zindandan kurtarmak, zindanda çürümen için elimden geleni yaparım bilesin. Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül, yan. Yan ey gönül, yan. Yanmadan oldu derdine derman. Pervane gibi, pervane gibi aşk ateşiyle yandı bu gönül. Hastalık insanın vücuduna giren, gözle görülemeyecek kadar küçük.
Fakat canlı tohumlar sebebiyle oldu. Bu tohumlar temizliğin olmadığı her yerde mevcuttur. Şemsettin evladım. Şemsettin evladım. Hadi akşam oldu. Ya farkında bile değilim. Çıkalım artık. Peki efendim. Hep böyle dalıp gidiyorsun. Son zamanlarda iyice bir haller oldu sana. Okuduğun nedir? Beyazıd-ı Bistami Hazretlerinin sözleri efendim. Ya ne güzeldir büyüklerin sözleri. Öyle. Okurken elim yanacak zannediyorum. Buyurdukları sözler içimi yakıyor. Okudukça hatalarımı daha çok anlıyorum. O sözler beni bana anlatıyor sanki. Okudukça bir hiç olduğumu anlıyorum. Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin göz bebeğisin. İlmini güzel ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle her an mücadele halindesin. Lakin gönlüm hala virane. Nefsim de bu viranede bir baykuş gibi durmadan ötüyor. Bunca senedir susturamıyorum. Tek başıma olmuyor. Rehber gerek bana. Anlıyorum seni. Bu taş duvarlara sığmıyorsun. Gitme diyemem sana, git. Ama bizi de dualarında unutma. Evet. Gitmeliyim ama kime? Nereye? Ben kara medresedeyken bir müderris numam vardı. Bir gün Kayseri'de bulunan büyük veli Hamid Aksaray kendisini çağırdı. O da her şeyini bırakıp bu davete uydu. Şaşırtıcı bir benzerlik. Duyduğuma göre hocası ölünce Ankara'ya dönmüş. Ona Hacı Bayram Veli diyorlar şimdi. Benim maksudum bu alem değildir. Lakin illa bu. Bu benim derdime derman değildir. Lakin illa bu. Değildir kol huri gülman, ne cennet köşk ne de rızvan. Bu benim gönlüme sultan değildir, lakin illa bu. Allah razı olsun. Hacı Bayram'ı ararım. Tanır mısın? Allah razı olsun. Sağ ol. Allah-u Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Sağ ol. Yani şu para toplayanların başındaki. Evet, biz de onun talebeleriyiz. Fakirler için sadaka topluyoruz. Bu yaşta ona buna el açmak sana ağır gelmez mi? Hocamız böyle emreder. Fazlasını aklı vermez. Emiri başımızın üstüne o kadar. Hiç dilenmek emredilir mi? Ayrıl dergâhtan, kurtul zilletten. O kadar kolay mı? Talebeleri Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini kabul ettiğinde zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çektiğimiz zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir. Ha öyle mi? Hadi bakalım ben Halep'e Zeynuddin-i Hafi Hazretlerine gidiyorum. Çekip getirsin bakalım. Bütün tarlaları yakıp kül edilmiş. Taş taş üstünde bırakmayacaksınız. Dediğimi duydunuz mu hadi? Ne duruyorsunuz? Gidin hadi! Hadi! Thank you.
Herkese söyle, su kazanına fare düşmüş, kimse oradan su içmesin. Geceliğin kim içecek? Ben sabaha dökerim suyu. Meşaleler söndü bey. Yanmadı. Ne? Yanmadı mı? Yakamadık beyim. Biz meşaleyi atınca bir rüzgar çıkıp ateşi söndürdü. Baş edemeyeceğiz bu Hacı Bayram'da. Uğraşılmaz bunlarla. En iyi sonunda dost olmak. Bir ziyafet verip onu da davet edelim. Bizim bir ziyafeti vardır, sizi de davet eder. Beyimiz kusura bakmasın. Görüyorsunuz çok işimiz var, gelemeyiz. Gidelim. Ne oldu, kabul etti mi? Davetini reddetti bey. Koca bir sancak beyin davetini nasıl kabul etmez? Ne zannediyor kendini? Yıkıl karşımdan! O birini kabul etti mi, zinciri boynuna geçirir. Zinciri boynuna geçirir. Zinciri boynuna geçirir.
Yavrum, kızım ne oldu? Yavrum, yavrum! Efendim?
Buyurun. Afiyet olsun. Ey ustanmaz nefsim, sen bunu hak ettin. Sana Hacı Bayram'ın sofrasından değil, köpeklerin kabından yemek düşer. Beri gel köse. Bizi çabuk avladın, kusura bakma oğul. Ancak zincir zoruyla gelen misafir de işte bu kadar ağırlanır. Hadi buyur. Buyurun. Koca benizim, obamız bitip tükenmekte. Bir çare bul bey, Allah rızası için bir çare bul. Thank you.
hata ve kusurlarını gördüğün konu komşunu kınamayasın. Sırlarını ifşa etmeyesin. Çünkü gördüğün bu sır sana emanet olmuştur. Emanete hıyanet kötü ve çirkin bir şeydir. Bütün işlerinizde cimrilikten sakınasınız. İnsanlığınızı koruyasınız. Güzel huylu ve merhametli olasınız. Ne halde olursanız olun, dünyaya rağbeti azaltınız. Hoş geldin bey. Hoş geldin dedim bey. Hoş gelemedim efendim. Hayrola? Hayır değil. Obamızı bir illet sardı, kırıp geçirmekte. Bir çare bulamamaktayız. Size geldim efendim. Sen gam çekmeyesin bey. Her şey Allah'tan. Kalk Şemsettin, gidelim. Nasılsın evladım? Hastayım efendim. Şemsettin, sen anlarsın. Nedir hastaların derdi? Hastalık bulaşıcıdır efendim. Buraya kimse girmemeli ve buradan kimse çıkmamalı. Peki, bir çaresi yok mudur? Şifa Allah'tandır bey. Biz elimizden geleni yaparız. Allah'tan ümit kesilmez. Üzülmeyesin bey. Allah derdi sevdiği kuluna verir. İnşallah yarın geliriz.
Tanrım, Tanrım, canım benim. Oğlum. Yavrum. Anne. 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 Adım Şemsettin. Nefsine muhalefet ederek kısa zamanda olgunlaştın. Kalbindeki bütün karanlıkları söküp attın. Ak oldun, pak oldun. Şemsettin'im. Ak Şemsettin'im. Demek dağ taş Hacı Bayram'ın müridiyle doldu. Öyle bey, obalılar da ona geçti. Tez yolculuk hazırlığına başlayın. Padişaha bu vaziyeti bildirmeliyim. Yoksa sonumuz geldi demektir. O bizi mahvetmeden biz onu ezmeliyiz. Sultanım, Devleti Ali Osmaniye geleneğinin ve dahi sultanımızın gönül erbabı kişilere gösterdiği teveccühü, fırsat bilen kendini bilmez bir adam halkı etrafına toplayıp saltanatınıza kasteder. Kimdir bu? Hacı Bayram'dır sultanım. Bu ne cüret? Ne cesaretle saltanatımıza kastedebilsin? Zuhur eder etmez pıtrak dikeni gibi yayıldı sultanım. Dağ taş Hacı Bayram'ın adamlarıyla doldu. Her gün yüzlerce insan gelip talimat almakta ve dahi Anadolu'ya yayılmaktadır. Maazallah bir isyan çıkmasından endişemiz vardır sultanım. O Adem'i hemen gidip alsınlar. Emrimize baş kaldırıp isyan ederse zincire vurarak getirsinler. Gel otur yanıma. Akşemsettin, evladım. Bugünlerde mevcudiyetimizi fitne fesat sebebi sayanlar vardır. Bu yüzden bize yol görünmektedir. İkimiz için de yol hazırlığı yapılsın. Ve dahi talebelerimizi toplayasın. Helalleşmek isteriz. Emredersiniz efendim.
burada bir namazgah var. Ayran sormuş getireyim mi? Misafirlerimiz gelsin, öyle içeriz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam evlatlar. Buyurun, oturun. Yorgunsunuz, hayırdır inşallah? Uzaktan geliyoruz, yorgunuz baba. Siz bu civarda mı oturuyorsunuz? Evet evladım. Ankara'da Hacı Bayram adında biri varmış. Fitne fesat peşindeymiş. Etrafına adamlar toplayıp padişahımıza isyan cüretinde bulunurmuş. Yakalayıp Edirne'ye götüreceğiz. Onu tanır mısınız? Aradığınız kişi benim. Siz misiniz? Evladım, aradığınız Hacı Bayram benim. Bu işin şakaya gelir yanı yok. Bizi yanıltmayasın. Biz devletin selametine göz dikmiş bir eşkıyayı arıyoruz. Evlatlarım, sizin geleceğinizi biliyorduk. Onun için Akşemseddin'le sizi daha fazla yormamak ve dahi talebelerimizi üzmemek için gelip burada bekledik. Padişahımızın mübarek emirleri başımızın üzerinedir. Hadi elimi zincirleyin de gidelim. Nasıl olur efendim, sizi yanlış anlatmışlar. Edebe aykırı hareketten haya ederiz. Buyurun atlarınıza gidelim. Hocalarım, paşalarım, vezirlerim, sizleri meşguliyetinizden alıkoymamın pek mühim bir sebebi vardır. Dışarıda alim kılığına bürünmüş bir adem beklemektedir. Sahtekar mıdır, yoksa halis bir er midir, anlaşılması gerekmektedir. İlminin ve ahvalinin ne olduğunun bilinmesi, adaletin tecellisi için elzemdir. Bu cihetle çetin bir imtihandan geçirilecektir. Tez buraya getiririz. Üzülme Akşemseddin. Elhamdülillah, Allah'a hamdü senalar olsun ki şayet incitirlerse haksız yere incitecekler. Ya haklı olsalardı? İşte o zaman üzülürdük. Yavrum, biliyorsun en büyük cezayı da en büyük mükafatı da Allah verir. Ve yine bilmektesin ki biz Allah'a teslim olanlardanız. Bizi ancak Allah'ın vereceği korkutur ve sevindirir. Kulun vereceği ceza ve mükafat nedir ki? Nasıl olsa geçecek, nasıl olsa bitecek. Dünyanın işi dünyada kalır. Buyurun. Huzura kabul edileceksiniz. Peki evladım.
Hoca efendiyi bir hayli yorduk. Yardımcı olalım da istirahat buyursun. Buyurun hoca efendi. Şeyhülislam olmanız hasebiyle sizden başlayalım hocam. Nasıl buldunuz? Hünkârım, mübarek bir insan ve eşine az rastlanır bir ilim hazinesi olduğu kanaatine vardım. Ama yine de siz bilirsiniz. Devleti Ali Osman büyük bir gaileden yeni çıkmıştır. Bedrettin'i dersin Lala. Beni de bu endişelendirir. Sizler çıkabilirsiniz. Kararımı daha sonra vereceğim. Hocalarım, paşalarım, vezirlerim, bilir misiniz, bu devletin kuvvet ve ihtişamı nereden gelir? Bunun menbaı nedir? Ben diyeyim size. Devletimizde yaşayan evliyadan, ulemadan ve derviş gazilerden kuvvet bulur Osmanlı mülkü. Hak Teala Hazretleri onların duasını üzerimizden eksik etmesin. O evliyanın, ulemanın cümlesi Allah'ın makbul kullarıdır. Osmanlı topraklarını nurlandırıp irşad ederler. İşte bugün bizler onlardan birine daha kavuştuk elhamdülillah. Bu mübarek zatı Ankara'dan buraya bin bir zahmet vererek getirdik. Buna ziyadesiyle müteessiriz. Ama onunla teşerrüf etme imkanı bulduğumuza memnunuz. Hocalarım, paşalarım, vezirlerim, sizler çekilebilirsiniz. Sizi buraya kadar yorduk. Ama bir büyük bulup ferahladık. Size verdiğimiz üzüntülere karşılık ikramda bulunmak isteriz. Sultanım, siz onlara ihtiyacı olanlara veriniz. Bizim dünya malında gözümüz yoktur. Bizi bağışlamıyor musunuz yoksa efendim? Eğer reddederseniz bizi derin üzüntülere gark edersiniz. Sultanım, mutlaka bir ihsanda bulunmak istiyorsanız, talebelerimin devlete vereceği vergilerden muaf tutulmasını arzu ederim. Bu emrinizi yerine getirmekten çok memnun olurum. Hem de bu yolda bir hizmetimizin bulunması bizi mesrur eder. Derhal bir ferman hazırlatacağım. Talebelerinizi vergiden muaf tuttuktan mada, bir de askerlikten muaf tutacağım. Allahu Teala razı olsun hünkârım. Sakın ölümü unutmayın. Her gece onu hatırlayın. Hesabınızı iyi yapın. Ola ki bir an nedametiniz coşar, Hak da sizi affeder. Kabristanları sık sık ziyaret edin. Gönlünüz dünya gamından ve nefsin sıkıştırmasından hafifler. Nefs her yerde ve her şeye bir yol bulur. Ama kabristanı görünce susar ve çekinir. Tek korktuğu ve aldatamadığı yer kabristandır. Çünkü çok korkar. Ölenin kendi olduğunu, azabı kendinin çekeceğini iyi bilir.
Ne kadar ahmakmışım. Boşuna çırpınıp durdum bunca zaman. Hacı Bayram'ı, Veli Hazretlerini tanımasaydım gözlerim açılmayacaktı. Benim gibi bir kötüyü affetti. Allah'ım sen de affet. Çok pişmanım. Elhamdülillah gözlerim açıldı. Sonun geldi ey köhne Bizans. Artık dönmem lazım. Müsaadenizi istiyorum. Hocam, burada, sarayımda kaldınız. Nasihat ve dualarınıza muhtaçız. Sultanım, talebelerim yolumu gözlemektedir. Dönüp onlarla meşgul olmam lazım. Madem ki gitmek dilersiniz, size mani olamayız. Lakin bizi dualarınızda unutmayınız. Siz talebelerinizi, biz de tebaamızı düşünürüz. Allah kendini düşünenlerden eylemez. Amin. Ne düşünüyorsun be? Ondan kolay ne var? Hacı Bayram'a talebe ol, vergiden kurtul. İyi ama ben o işlerden anlamam biz ki. Biz anlar mıyız? Vergiden kurtulmak için gidip geliyoruz. Ben de o yüzden gidiyorum. Baktım kimse vergi vermez oldu. Ben de gidip yalandan aralarına katıldım. Sen aptal mısın vergi vereceksin? Hacı Bayram Veli'yi ararım. Nerededir kendisi? İşte bak orada. Murat Hanımızın fermanıdır efendi hazretleri. Hanımızın fermanı başım üstüne. Uzun yoldan geldin. Buyur bir aşımızı ye. Sağ ol. Civardan vergi alamaz oldu. Birçok kimsenin vergi vermemek için dervişlerinizin kılığına girdiği müşahede edilmiştir. Ne miktar talebeniz var ise bildiresiniz ki ona göre amel. Akşemseddin, gel. Bilir misin Akşemseddin'im? Topraktan çıkan altın saf olmaz. Bu yüzden saf altın elde etmek isteyenler cevheri işleyerek içindeki yabancı madenleri çıkarırlar. Bizim yaptığımız da bundan başka değil. Biz de insanın kıymetini örten, onu değerden düşüren kötü huyları atıp onu son altın haline getirmeye çalışıyoruz. Lakin son günlerde hizmet edemez olduk. Nasıl olur hocam? Edirne'den döndükten sonra talebeleriniz hızla arttı. Akşemseddin, insanlar artık dergahımıza som altın olmak için değil, altın bulmak için gelir oldular. Bu da bizim işimiz değil. Sen Kanlıgöl mevkiinde büyük bir çadır kur. Bize bağlılık iddiasında bulunan herkesi yarın oraya davet et. Kanlıgöl bizim harmanımız olsun. Tane ile samanı ayırma vakti geldi. Görelim bakalım kimler kalır. Hmm.
Evlatlarım, kardeşlerim, dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle mühim bir meseleyi görüşmek isterim. Onun için zahmetler verip buraya kadar yordum. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Sizleri bir arada görmek ne güzel. Kardeşlik, birlik, beraberlik ne güzel. Dün küstük, bugün barıştık. Tembeldik, çalıştık. Birdik, binlerce olduk. Müminler kardeştir. Birbirinizi Allah rızası için sevin. Bu sevgide menfaat gözetmeyin. Ben hepinizi Allah rızası için seviyorum. Bizler de seni seviyoruz. Ey beni sevenler! Bugün burada talebelerimi kurban etmek lazım gelmektedir. Ne diyorsun? Aklını kaçırdın. Kaçırdın mı sen? Ne diyorsun? Olmaz öyle şey. Olur mu öyle şey? Ne demek yani? Olmaz! Olmaz öyle şey! Alaka kurban edeceksin. Canını bana feda edecek çadıra girsin. Aklını kaçırmış bu adam! Kimse sana canını feda etmez! Beni Allah rızası için sevenler gelsin dedim. Canım sana feda olsun. Senin yolun Allah yolu. Yoluna canım feda olsun ey Hacı Bayramı Veli. Önce beni kurban et, bırak beni. Gitme, gitme, gitme. Teala insanın kurban edilmesine rıza gösterseydi, İbrahim aleyhisselama koçu gönderir miydi? Gördün ya Akşemseddin'im, yaprak çok, lakin tane yok. Sevenimiz bu kadarmış, olsun. Bu da yeter. Zinhar, insanlardan ümit kesmeyesin. O kaçışan ve bizi zalim ilan eden kalabalığın içinde, şimdi parlamakta olan dünya nimetlerinin paslanıp çürümeye mahkum bir demir parçası olduğunu anlayacak çok insan var. Padişah efendimize iki talebimiz olduğu bildirilsin. Peki hocam. Derisini pösteki yapalım. Etlerini fukaraya dağıtın.
Bilmek istersen seni can içinde aracağını, geç canından bul anı, sen seni bil, sen seni. Bayram özünü bildi, bileni anda buldu, bulan ol kendi oldu, sen seni bil. Sahibine vermek vakti geldi. Vakti geldi bayram. Müjdeyi sahibine vermek vakti geldi. Vakti geldi bayram. Vakti geldi. 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 Müjde sultanım, bir oğlunuz oldu. Allah'a hamdolsun bana. İsmini Mehmet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ravza-i Murat'ta Gül-i Muhammedi açıldı. Elhamdülillah. Ravza-i Murat'ta Gül-i Muhammedi açıldı. Hazırlan oğlum. Yarın Edirne'ye yolculuğumuz vardır. Yusuf'um, Bedrettin'im, ikiniz de olgunlaştınız. Artık açılmak vaktidir. Dağıl, insanlara müjdeler verin. O mübarek güne hazırlayın herkesi. Yolunuz açık olsun. Hakkınızı helal edin hocam. Helal ettim. Hakkınızı helal edin hocam. Helal ettim. Devletlum, Hacı Bayram Veli Hazretleri ziyarete gelmişler. Hocam, hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi pek ziyade özlemiştik. Biz dahi sizi özlemiştik sultanım. Bu fani alemden göçmeden bir görüşelim dedik. Ne iyi ettiniz hocam.
Ben de sizinle bir mevzuda istişare etmek dilerim. Hocam, mülk-i İslam'ın orta yerinde şu murdar Bizans durdukça kamil manada huzura eremeyiz. Bilirim sultanım. İçimize çeşitli fitneler sokarak devletimizi yıkmak diler. Anın için bu küffar diyarını alıp İslam'ın nuruyla nurlandırmak isterim. Sultanım, sizden önce de Bizans'ı almak isteyen hakanlar çıktı. En son cennet mekan Yıldırım Beyazıt Han Gazi bu işe meyletmişti. Lakin kat'i netice müyesser olmadı. Efendim, bu günahkar Allahü Teala'nın izni, Evliya-i Kiram'ın himmet ve berekatıyla Bizans'ı almak diler. Bu Konstantiniye ümmeti İslam'a lazımdır. Peygamber Efendimizin methettiği kumandan olmak ne ulvi bir mertebedir. Dualarınızın berekatıyla zaferden ümit var mı efendim? Hocam, dua etsin. Cenab-ı Allah, ömrü şerifinizi ve devlet-i âliğinizi yümünle eylesin. Ancak İstanbul'un alındığını siz göremeyeceksiniz. Ben de göremeyeceğim. Kime nasiptir bu mübarek amel ey hocam? İnşallah yeni doğan şehzadenizle bizim talebemiz Akşemseddin'e. Bayramım indi, bayramım indi. Bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bugün.